Tabii ben İlker Soyat. 2003 yılında başladım mesleğe. Şimdi halen aktif olarak devam ettirmek istiyorum. Ne Yarışlara yapıyorsun? katılıyorum, sabah antrenman geliyorum. İşte böyle hayatımız şehir şehir gezerek geçiyor. Gazi koşusunun önemi Türk yarışlarının en büyük bir derbisi tabii bu. Yani her at sahibi, İngiliz atları olan her at sahibi kesinlikle hayallerini süsleyen, Gazi koşabilmek adına elinden geldiği kadar atını yarışlara adapte etmek isteyen, hayal olan. O kadar çok at var ki hepsini Gazi'ye koşmak mümkün olmuyor tabii. Bunlardan sadece 22 tanesi koşabiliyor. Bunların içerisine dahil olabilmek at sahibi adına çok büyük bir şeref oluyor tabii. Evet, muhakkak şimdi tabii ki jokerler de yani inanılmaz şekilde de şans atları binmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yarış kazanmak farklı bir şey, Gazi kazanmak çok farklı bir şeydir yani. Mental olarak evet. Ya tabii ki o hafta yani kendisini daha çok hani adapte ediyor. Yani kafasında daha çok kuruyor. Rakiplerini daha çok inceliyor. O haftaki atın durumunu çok merak ediyor. Yani genel olarak yarış haftasında, Gazi yarış haftasında jokeli atları kendi hazırlıyor. Durumlarına kendisi bakıyor. Onun için çok büyük bir tabii farklı bir ambiyansı var. Yani bugünden başlayan, aslında pazartesi gününden başlayan bir çalışma bu. Evet. Standart bir yarış şeyinden farklı. Hani Gazi'nin de kendi ön hazırlığı, hafta içinde, sezon içinde koşulan yarışlardan farklı bir hazırlık barındırıyor kendi içinde. Tabii ki şimdi bunu hem antrenörler çok farklı bir şekilde hazırlama çalışıyor atlarını. Seyisler olarak, antrenör olarak, asya olarak, jokerlerle beraber, hepsi beraber bir koordine olarak ben yarışa en iyi şekilde nasıl adapte olabiliriz onu Koşuyorlar, düşünüyorlar. Ona göre ediyorlar. hazırlık yapıyorlar. Yaşamış olduğum yarış içerisinde yanlardan bir tanesi Evet, mesela. olabilir. Yani bir deneyim olabilir, bir tecrübe olabilir. Hoş bir diyalog olabilir belki yarış içinden. Yani yaşadığım aslında kötü bir anı vardı. Nasıl bir kötü anı vardı? Çünkü önemli bir yarış, grup yarışında, grup 2 yarışında böyle tam kazanacağım derken atın nalı çıkmıştı. Onu kötü bir şekilde burunla kaybetmiştim. O benim çok büyük bir anı kaldı yani. Talihsizlik biraz. Talihsizlik bir anı Yani yani, evet. hiç kaza geçirdiniz mi? Maalesef geçirdim. Birkaç kez geçirdim. Ciddi kaza geçirdim. Hatta şu anda da bir aydan beri de raporluydum. Parmağım kırılmıştı. Daha işte bu hafta başladım inmeye. Bazı hafta öncesi. Yani Allah'a şükür şimdi iyiyim. Bizim başımıza böyle şeyler gelebiliyor. Muhakkak sonuçta bir canlı hayvanla bütün yaşıyorsun. Sonuçta yani o da bir hisleri, duyguları olan yani olan bir hayvan. İnsanlar gibi bazı şeylerden korkabiliyorlar, üzülebiliyorlar. Onun için yani atın psikolojisi yani insanlar gibi. Hani ağzı yok, dili yok, sana söyleyebilsin. Fikri yok yani düşünebilsin. Onun için yani nasıl diyeyim size? Kazanlardan geleceğini bilemiyorlar. Korkun nereden geleceğini bilemiyorlar. Ona göre hani reaksiyon veriyorlar. Siz de yani tabii boş bulunabiliyorsunuz yani. Tabii ki yani sonuçta hani bazı atlar kantama dediğimiz bizim dizginleri çok inanılmaz şekilde böyle seçebiliyorlar. Onun adapte olmak, onun huyunu bilmek avantaj oluyor jokerler için. Sabahları antrenmanda çalıştırınca atın huyunu suyunu daha çok iyi öğrenebiliyorlar. Ona göre bütün yaşıyorsun. Ne yaptın, nerede ne yapacağını bilebiliyorsun. Yani benim Mümkün mü Şerefettin aslında Gedi'nin bir atı vardı. Ata 5 kiremiştim. 5 tane 5'inde kazanmıştım. Green Manor diye. İlk açık yarışımdı benim o da. O çok benim iyi. Ben bindim, kazandım. Kazandıktan sonra başkası bindi. İlk 4'e girmedi. Sonra bir daha bindim. Yine kazandım. 4 sefer üst üste böyle gelişti. Bindim, kazandım, indirdiler. Bindim, kazandım, indirdiler. Hep ben binince kazandı. Onunla böyle bir anım olmuştu. Yani Gazi yarışında tabii ki herkese başarılar diliyorum. Herkesin umudu, hayalleri olan bir yarış. Umarım hak eden kazanır. Kazası belası bir şekilde atların aklınızı basmasını dilerim. Bu kadar. Herkese bol şanslar. Teşekkürler. Rica ederim.